Sevgili arkadaşlar, merhaba. Ben doktor öğretim üyesi Oğuz Ayar. Bu hafta temel veteriner genetik dersimizde gen etkileşimleri, allel gen etkileşimleri ve allel olmayan gen etkileşimlerini inceleyeceğiz. Allel gen etkileşimleri başlığı altında da dominanslık, kısmi dominanslık, üstün dominanslık, kodominanslık, genin görüntü derecesi, intermediyer kalıtım ve genin etkinliği başlıkları altında dersimizi işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, canlılarda fenotipik karakterler, canlının sahip olduğu genetik yapı ve çevre faktörüyle ifade olunuyor. Öyle değil mi? Bu faktörlere ilaveten genin çevre ve genlerin birbirleriyle olan etkileşimlerinin de söz hakkı ve söz sahipliği söz konusudur. Fenotipin oluşmasında. Diploid bir organizmada homolog kromozomların yan taraftaki fotoğrafta gördüğünüz lokuslarındaki genler, yani örneğin şu lokus, bu kromozomdaki bu lokustaki genle bu kromozomun bu lokusunda bulunan genler birbirlerinin aynı karakteri niteledikleri için allelleri olarak ifade edilirler. Yani örneğin bir tüy renginden bahsediyorsak ya da bezelye bitkilerindeki işte yüzey biçiminden bahsediyorsak, düz ya da buruşuk. Buradaki genler bu karakterin oluşumuna sebebiyet verirler ve bundan dolayı biz bunlara allel genler diyoruz. Dolayısıyla genlerin birbirleriyle olan etkileşimlerini bulundukları konuma göre allel veya allel olmayan gen etkileşimleri olarak sınıflandırabiliriz. Nasıl? Şimdi bu soruya cevap olarak devam edelim. Allel gen etkileşimleri sevgili arkadaşlar şu başlıklar altında görebiliriz. Dominanslık, kısmi dominanslık, üstün dominanslık, kodominanslık, genin görüntü derecesi, intermediyer kalıtım ve gen etkinliği olarak görebiliriz. Bunları başlıklar halinde bakalım. Şimdi dominanslık dediğimiz konu zaten bizim Mendel genetiğinde sıkça karşılaştığımız bir konuydu. Dominantlıkta, yani dominanslıkta konu neydi? Allel genler arasında baskın olanın diğerinin etkisini örtmesi meselesiydi. Yani allelik durumda, yani 2N durumda hem anneden hem de babadan gelen genlerin, allel genlerin hangisi baskınsa onun fenotipte çıkışı. Anneden çekinik gen geliyor, olsun, önemli değil. Babadan gelen veya babadan gelen baskın gen fenotipte ifade ediliyordu. Bu durumlar dominanslık, yani allergen etkileşimlerindeki dominanslığı örneği olarak verilebilir. Her iki allelin birlikte bir heterozigot olsa bile fenotipte baskın tipin gelmesi. Bakınız, normalde büyük A'nın kırmızı kiraz rengi olarak biliyorsunuz kırmızı kiraz ve sarı kirazlar var. Çok nadirdir sarı kiraz. Karşılaştığınız mı bilmiyorum. Yani kırmızı renk sarı renkin üzerine genetik bakımdan bir dominantlığı söz konusu. Bunun homozigot olduğunda da heterozigot olduğunda da sevgili arkadaşlar dominant karakterin fenotipte meydana geldiğini görüyoruz. Biz buna bir dominantlık ilişkisi diyoruz. Bunu zaten biliyorsunuz. Bir diğer allelgen etkileşimleri konumuz kısmi dominanslık. Burada da tam olmayan dominantlık da diyebiliriz biz buna. Allel çiftlerden biri diğerine tam olarak baskın değil. Yani genetik olarak ona galebe çalamıyor. Ona üstünlük sağlayamıyor. Bu tarz durumlarda kısmi dominanslık söz konusu oluyor sevgili arkadaşlar. Yani herhangi diğerinin dominantlıktan dolayı etkisini örtemiyor. Her iki özelliğin de karışımı
bir durum ortaya çıkıyor. Örneğin bakınız burada kırmızı bir şeyle, gülle beyaz bir gülün çaprazlanmasında elde edilen mor gülü görüyorsunuz. Yani burada şuna dikkat etmenizi isterim sevgili arkadaşlar. Bu kısmi dominanslık konusunda, mesela gül konusunda konuşalım. Kırmızı, beyaz gül kesinlikle homozigottur. Büyük A da olabilir, küçük A da olabilir, bilemem. Ama kesinlikle homozigottur. Kırmızı gül de kesinlikle homozigottur. Güllerin içinde heterozigot olanların tümü mor renklidir. Bunu anlatabildim galiba. Tekrar bu karanfil üzerinden de bunu görecek olursak. Bakınız, karanfillerde beyaz renk ya da akşam sefası var burada aynı şekilde. Biz karanfilden devam edelim. Karanfildeki beyaz renkteki allelik durumu homozigot olarak görüyoruz. Küçük R'ymiş. Önemli değil. Kırmızı rengi ise yine homozigot olarak görüyoruz. Her iki allel de aynı. Zaten her iki allel farklı olduğunda, yani heterozigot durum olduğunda kısmi dominanslık söz konusu oluyor. Ve her iki karakterden farklı bir renk ortaya çıkıyor. Bir özellik ortaya çıkıyor. Yani böyle heterozigotik bir durumda, yani her iki allelin de sahip olduğu özellikle bir birey karakteri karşımıza çıkıyor. Kısmi dominanslıkta. Üstün dominanslıkta ise sevgili arkadaşlar, normalde bazı heterozigot birleşimlerde fenotip olarak heterozigot bireyin homozigot dominant fertlerden daha üstün olması. Yani nedir? Örneğin bezelyelerde bezelye büyüklüğü bezelye küçüklüğü üzerine dominant ise, yani homozigot bezelye büyüklüğü ile homozigot bezelye küçüklüğüne sahip bitki birleştirildiğinde, çaprazlandığında, bunun heterozigot bireyleri dominant bireyden fenotipik olarak daha büyük bir yapıda karşımıza çıkıyor. Buna üstün dominanslık deniyor. Bakınız, tekrar ediyorum sevgili arkadaşlar. Homozigot baskınla homozigot resesif birleştiğinde meydana gelen heterozigot bireyin homozigot baskından daha fazla özelliğe sahip oluşu, özelliği daha fazla oranda gösteriyor oluşu durumudur üstün dominanslık. Allel gen etkileşimlerinin bir diğer başlığı olan. Diğer konumuz, yine üstün baskı dominansla bir örnek daha verebiliriz. Bu mesela sevgili arkadaşlar, kendi mesleğimizle ilgili bir şey örnek verelim. Bizde mesela koyun yetiştiriciliğinde ya da inek yetiştiriciliğinde saf yetiştiricilik yapanlar, mesela Doğu Anadolu bölgesinde, Erzurum'da, Muş'ta, Dingöl'de mor karaman koyunu o bölgenin koyunudur. Ya da Urfa'da İvesi koyunumuz vardır, değil mi? O bölgeye adapte olmuş yerli bir ırkımız. Bingöl'deki mor karaman üzerinden ben örnek vereyim. Doktora çalışma konum da zaten o hayvanlar üzerindeydi. Oradaki yetiştiriciler mor karaman koyunu nispeten biraz daha böyle bodurdur. Daha küçüktür. Neye göre? Atıyorum Sivas Kangalı'na göre. Akkaraman'a göre ya da Karacabey Merinos'una göre nispeten biraz daha cüssesi küçüktür. Şimdi ben bazı ölçümler yapıyordum saha çalışmalarımda. Bazen bakıyordum, mesela bir diyorlardı işte bir yaşında bir kuzu, tartıyordum. Diğer bir yaşındaki kuzuların neredeyse iki katı ağırlıkta. Canlı ağırlıktan bahsediyorum. Sonra hayvana bakıyordum ki hayvanın bir yerinde, biliyorsunuz mor karaman kahverengi tüylü bir yapıda. Bir bakıyordum bir tarafında ya kuyruğunda ya boynunda ya ayağında bir beyazlık var. Aa, bu hayvan diyordum saf mı melez mi? Hocam bu hayvan melez diyorlardı. Bunun işte biz yazlığa Güneydoğu'ya gittiğimizde, Mardin, Urfa, oradaki meralara gittiğimizde diğer sürülerdeki
koçlar tarafından döllenmiş bunun anası ve bu karma, melez bir hayvan. Biz buna melez azmanlığı diyoruz. Yani üstün dominanslık bazen yetiştiricilerinin kullandığı bir yöntem. Fakat sürünün jenerasyonel olarak akışında, yani jenerasyonel akışında kesinlikle ve kesinlikle tavsiye edilmeyen bir meseledir sevgili arkadaşlar. Yani siz de ileride karşılaştığınız zaman bir ıslah konusunda veya sürünün ıslahı konusunda kesinlikle ve kesinlikle melez hayvanların üremesine izin vermeyin, verdirmeyin. Neden? Şimdi oradaki çobanlar, işletme sahipleri diyordu ki bana, hocam işte baksanıza bu ne kadar eti falan fazla, ne kadar cüsseli. Biz artık bundan sonra sürümüze işte ne bileyim bir akkaraman, bir ivesi, bir işte hemşin koyunu falan katmak istiyoruz ki melezliğinden istifade edelim. Ben de onlara şunu söylemiştim. Siz bunu birinci yavrularında böyle alıyorsunuz. Öyle. Peki aynı şekilde melezi tekrardan sürünüzde bir mor karamanla ya da yine bir ivesiyle çiftleştirdiğinizde ondan doğan yavru nasıl oluyor? Hocam ondan doğan yavru inanılmaz cılız oluyor. Hatta ölüyor, yaşama zorluğu çekiyor. Çok çok küçük kalıyor. Biz bunu bir daha yakalayamıyoruz. Biz de bu neden diye soruyorduk hocam. Merak ediyorduk. Bize cevaplar mısınız? Dediler. Sevgili arkadaşlar, buradaki o bireyde annesi farklı bir gen havuzundan, ırktan, babası farklı bir gen havuzundan, yani farklı bir ırktan. Orada oluşan zigot bazı karakterler bakımından üstün dominanslık gösteriyor. Yani et verimi ne şey gibi, mor karaman gibi, ne de ak karaman gibi. İkisinden de daha yüksek karakterde bir durum ortaya çıkıyor. Fakat bu sadece F1'de, birinci nesilde. Siz onu devam ettirmeye, acaba ben bu verimi bir sonraki kuşaklara aktarabilir miyim diye denediğinde dibe düşüyor. O verim hem mor karamandan çok düşük, çok çok fazla düşük, hem de ak karamandan zaten inanılmaz derecede düşük bir verim ortaya çıkıyor. Biz buna melez azmanlığı diyoruz. Üstün dominanslık diyoruz. Hani oradaki allel genlerin etkileşimlerine bir örnek olsun diye. Burada da mesela iki farklı koyun tipi sevgili arkadaşlar fark ediliyor galiba. Bunların heterozigotlarının homozigotlara göre ne kadar farklı bir yapıda olduğunu. Bakınız şunlar her ikisi de. Şunlar Sulfox olabilir. İngiltere sanki bunların kökenleri bu koyunların. Bakınız her iki ırkın şu safı, şu üstün dominanslık gösteren melez azmanı. Şu o şeye saf, o ırka has bir saf bir ırk. Şu da melezi. Bakınız ne kadar fark var. Görüyorsunuz değil mi? Bunu yetiştirici olarak gördüğünde gözleri böyle açılıyor. Aa diyor, yüksek verimi yakaladık. Ben bu şekilde devam edeyim. O şekilde sürünün bütün genetik birikimini yok ediyorlar. Üçüncü, dördüncü jenerasyonda. Yani şu halini bile hayvanın bulaması hale geliyorlar sürünün içinde. Onun için melez azmanlığı belki bir kuşak için istenilebilir ama sürünün ilerleyişi için kesinlikle istenilen bir durum değildir. Bir diğer allelgen etkileşimleri arasında sevgili arkadaşlar kodominanslığı söyleyebiliriz. Kodominanslıkta kısmi dominanslıktan farkı dikkat ederseniz herhangi bir karmalık söz konusu değil. Birliktelik söz konusu. Bakınız burada da görüyorsunuz. Normalde dominant ve resesiflikteki durum nedir? Dominant olan heterozigot da olsa, zaten homozigot da olsa ötekini baskılıyor. Heterozigot da olsa diğerinin özelliğini baskılıyor. Fenotipte ne karşımıza çıkmış? Kırmızı. Kırmızının dominant olduğunu kabul ediyoruz. Bu intermediary'ı biraz sonra göreceğiz. Kodominantlıkta ise her iki özelliği de aynı anda parça parça da olsa üstünde gösterir. Buna en güzel örnek hayvanlarda biraz sonra bir sonraki slide'da göreceğiz. Shorthorn saf kırmızı ineğiyle veya boğasıyla hiç önemli değil. Ebeveynlerinden biri kırmızı, biri de beyaz. Burada oluşturdukları yavru
hem annesinden hem de babasından özelliği karma bir şekilde, parça bir şekilde gösteriyor. Buna çok güzel bir örnek. Shorthorn sığırları. Şimdi allel gen etkileşimlerinde genin görüntü derecesi diye bir konu var sevgili arkadaşlar. Aynı penetrans genotip ve çevre koşullarında bireylerin sahip oldukları, bireylerden kasıt yani aynı adı anne babadan doğmuş kardeşlerden bahsediyoruz. Genotipik özellikleri farklı fenotipik derecelerde göstermeleridir. Yani şimdi şöyle düşünün, insan üzerinde konuşursak annesi de siyah saçlı, babası da yani koyu saçlı, ikisi de koyu siyah saçlı. Ama çocuklarına bakıyorsunuz, birininkini kestanemsi, birininki zümrüt siyahı, değil mi? Birininki böyle normal siyahı falan. Yani fenotipte o siyahlığın derecelenmeleri farklılaşıyor. Değil mi sevgili arkadaşlar? Ya da hayvanlarda alacalık farklı derecelerde olabiliyor. Değil mi? Kiminde çok alaca, kiminde seyrek alaca, kiminde normal alaca şeklinde. Bazıları daha az, bazıları daha çok. Bazı kalıtsal hastalıklarda da aynı durum görülebiliyor. Yani biri örneğin doğar doğmaz şeker hastası oluyor. Biri ileri yaşta, artık orta yaşı geçtikten sonra o hastalığa tutunuyor. Bazılarında ise çok ileri yaşlara erdiğinde hastalığa düçar olabiliyor. Az evvel örnekte geçmişti intermediyer kalıtım sevgili arkadaşlar. İntermediyer kalıtımda bu tip etkileşimde heterozigot bileşimde fenotipte her iki genin de sahip olduğu etkilerin arasında bir durum söz konusudur. Neredeyse şey gibi, yani böyle bir eş baskınlık gibi. Burada da sevgili arkadaşlar, kıvırcık tüylü tavuklarda düz tüylü tavukların birleşmesi sonucunda birinci nesilde F1'de gen etkilerinin arasında zayıf kıvırcık tüylü tavukların görülmesi bir örnek olarak gösterilebilir. Yani normal bir dağılım söz konusu olabilir ama onların görünmesine de biz ara her iki özelliğinde birlikte bir arada armoni bir şekilde görünmesine intermediyer kalıtım diyoruz. Allel gen etkileşiminin diğer bir başlığı ise sevgili arkadaşlar genin etkinliği. Aynı çevre koşulları altında aynı genotipe sahip olan bireylerin genotipik özelliklerinin gerektirdiği fenotipi gösterme yüzdesi değişiyor. Yani biliyorsunuz ki yani o atıyorum esmer veya bir koyu saçlı ama bir bakıyorsunuz albino veya bir bakıyorsunuz sarı saçlı olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani popülasyonda bireyler aynı genotip ve çevre koşullarına sahip olmalarına rağmen genotipin etkisini göstermezler ya da tam etkiyi göstermeyebilirler. Bu genin etkinliğinde sevgili arkadaşlar bir bireyin o genler dışında o genleri modifiye edici genleri olabilir. Yani ikincisi süpresör genler dediğimiz baskılayıcı genler olabilir. O genin çalışmamasını sağlayan, ifadesinin oluşmamasını sağlayan. Bir de çevre faktörleri söz konusu olabilir. Belirli bir genotipte olan bireyler bu genotipten beklenen fenotipi yansıtma oranlarına biz penetrans ders diyoruz. Genotipte beklenen fenotipi yansıtmama nedenleri de bu saydığımız 3 nedene dahil edilebilir. Şimdi bir diğer başlığımız, ana başlığımız allel olmayan gen etkileşimleriydi. Az evvelki gen etkinliğine kadar olan kısım allel genlerin etkileşimleriydi. Peki allel olmayan genler nasıl etkileşir arkadaşlar? Allel olmadıkları halde bazı genler birbirleriyle etkileşim halinde olabilirler. Bu etkileşime epistazis adını veriyoruz. Epistaziste etkileyen gene epistatik gen, etki altında kalan gene ise hipostatik gen adını veriyoruz. Epistatik genler etkilerine göre baskın ya da çekinik olabilirler. Nasıl? Örneğin tavuklarda ibik durumlarından bir örnek verebiliriz. Allel olmayan gen etkileşimlerine. Şimdi bizim burada
gül ibikliyle bezelye ibikli tavuklar çaprazlandığında F1'de ceviz ibikli oluşuyor. Gördüğünüz şuradan oluşuyor. Bunun da kendilenmesinde 9, 3, 3, 1 oranında bir Mendel dağılımıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve oluşan fenotiplerde sevgili arkadaşlar, heterozigot durumdaki ceviz ibikli genotipimizden 9 tane, gül ibikliden 3 tane, bezelye ibikliden 3 tane, balta ibikliden ise 1 tane karşımıza çıkıyor. Burada allel olmayan gen etkileşiminin sonucu balta dediğimiz ibik durumu, ibik fenotipi. Çünkü bu genotip allel olmayan genin etkileşimiyle meydana çıkmış bir durum söz konusu. Bakınız buradaki çaprazlamada görüyorsunuz gül ibik ve bezelye ibiği çaprazladığımızda gülün bezelyeye karşı bir durumu çaprazlandığında özür diliyorum. F1'de heterozigot ceviz ibikli bir birey görüyoruz. Onun kendilendiğinde de oluşan gametler sonrasında elde ettiğimiz genotipler ve fenotiplerinde burada Punnett karesinde görüyoruz. Ve burada allel olmayan gen etkileşimlerinden dolayı gül, bezelye ve ceviz dışında balta ibikli bir tavukla karşı karşıya kalıyoruz. Gen etkileşimleri konusunda ki dersimizde allel gen etkileşimlerinin neler olduğunu ve birbirlerini nasıl etkilediklerini, epistazinin ne olduğunu ve epistazinin gen etkileşiminin nasıl olduğu konusunda dersimizi işledik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.